Peki Ayşegül Karacan'da kitaplık turu çekecek miyiz bugün? Kitaplık turunda bakayım ne seni eğlendirir. Ay çok fazla eski püskü kitap var. Burada var ya çok eğleniriz. Herhalde. Peki. Evet, Ayşegül Karacan'la kitaplık turuna hoş geldiniz. Bakın şu kitaplığa. Aman of 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 of. Nasıl eski püskü sahaf gibi bir dükkan. Çok alakası güzel. Yok. Arada öyle kitaplar var da. Hayır çok güzel bu işte. Bu haftanın favori romanı. Ya bir şey söyleyeceğim. Neyse, çok güzel taşta, şeyler var burada arkada ya. Arkada yaylılar çağı. Herhalde ben senin gibi bu yıl kitap okumaya başlamadım. Hoppa. Eyvah görüyor musunuz? Şaka yaptım sadece tabii ki de öyle değil. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Böyle bir kitap hatırlayanınız var mı? Antikacı evet, dükkanı bu baskısına bakın. Var. Milli Eğitim Bakanlığı baskısı mıdır? Nedir bu? Behlül Toygar serisi. Bunu gerçekten serisi. Bir sahafta bu arada aldığım. Ya. 2-3 kitaptan biri. Ya zaten kendisi normal sahafa benziyor kitaptan ziyade. İnanılmaz. Sen de Mino'dan aldığımız bu oyun çok kötü çıktı. Ya kötü mü çıktı? O kadar kötü ki sorular. Hadi ya bakayım. Çevrende kaç tane mutlu evlilik oldu bir nasıl? Kız bu nasıl soru? Arkadaş grubu şaka. Batırmalık oyun. Tam yani bu ne? Bir şey bana soracağım. Peki... Mubi'nin yolladığı kitabın güzeldi. Ya evet Vahşi Parmiye'ne. O kadar duygulandım ki gerçekten. Çünkü filmde habire Perfect Days filminde sürekli okuyor ya adam başroldeki. Burada Ela Atakan'ın bir eseri senden sonra. Kimsesizliğin sonu. Evet. Çok çok hoş. Arkadaşın, eşinin, dostunu. Ve de en sevdiğim kitaba gelecek olursak. 2 yıl okul tatili. Ya inanılmaz bir baskılar var. Evet bu arada ben buna gözüm gibi bakıyorum. Ay arkadaşlar şunlara bakın. Ya Ayşe o yüzden işte sahaf diyorum. Şunun Allah aşkına yoluna bakalım. Dur başım da. Dünyanın bu beyefendi niye feveran ediyorsunuz? Aa bu ne hal? Hayda. Şey benziyor bu. Dur. Cihan'ın al. Gerçekten Cihan'ın Ünal. Bir de bana Cihan'ın Ünal dersiniz. Şunun bir yılına baksana Ayşegül ya. Çok merak ettim. O elindekine. Şunu bu da olur. 2 yıl okul tatil. Bak ne kadar olduğuna da bakalım. Ne yayınlarımız? Serhat Yayınları. Bu da kim? Ciddi Çocuk Klasikleri dizisi. Gül Offset falan pişman. Yılı yazma. Aa, inanamıyorum. Ya inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Bakın her geldiğimde buradan bir şeyler çalasım geliyor. Bak Piedra Irmağı kıyısında oturdum ağladımın baskısına bakın. İki tane olması lazım ondan biliyor musun? Allah Allah. Biri de hediye etmiş. İki tane olsa birini yürütür giderdim. Bakın şunları Can şimdi tekrar basıyor. Güvercin güvercin ya eski baskısı. Hı, bir de bunların çevirmenleri falan da hep birileri ya. Bak az önce Pınar Kür çevirisi gördüm bir şeyin. Neyin Pınar Kür çevirisini gördüm? Hemen bulayım. Ya burası da biraz karıştı bu arada. Ben bu kitapta bakın Latife Hanım'ın Unutma Bahçesi'nin Everest baskısı. Atık Latife Tekin'in en sevdiğim kitabı var burada. Ne? Sevgili Arsız Ölüm mü? Hayır şey. Berci Kristin çok masalı. Hadi be ama hani nerede? İşte karışmış burası. Toz alırken bir sapıtmış. Ben ay dur bulalım onu da. Burada olabilir mi? Bak Yarın Yarın'ın baskısına bakın Pınar Kür'ün. Ay Allah'ım harika. Aha Latife Tekin işte. Ha, o mu? Evet. Ya çok güzel Metis baskısı. Evet. Ya müthiş bir kitap gerçekten. Ben de bayılıyorum. Bunu bana Aa bak imzalı. Bizden ne? Bizden Melih Atak. Melih Atak. Kimdi? Aa Latife Hanım'a bakın. Çok, çok güzel çok tatlı. Kitap. Seversin herhalde. Bayılırım sana. Ya. Bütün Latife Tekin'lere aşığım. Ben de başka bu arada çok sevmekle birlikte Latife Tekin'in başka burada kitabı yok ha. Evet i̇şte Unutma Bahçesi. İşte bu beni çok şaşırtan bir kitaptır. Neymiş? Çoğu insan da muhtemelen okumamıştır ay, diye düşünüyorum. Ay muhteşem. Orhan Pamuk'un senaryo kitabı. Evet bir... Gizli Yüz. Filme de bayılırım. Yani kendisine bayılmamakla birlikte bu kitabı ben bayılırım. Aa kendisine niye bayılmıyorsun ya? Hiç boşver bunu konuşmuyoruz. Fiyatı peki? Fiyatı ne? 83 bin lira mı? Nedir hayır, bu? Hayır 8 milyon 300 bin. Ay 8 milyon. Vay arkadaş. 83 TL yani. Ya bakar mısınız? Antalya'dan en iyi film ve senaryo. Montreal'den de en iyi film ödülü almış o dönem. Ya ben bu filme gerçekten bayılıyorum ya. Bunu kesin basmışlardı ya. Orhan Pamuk'un bıraktığı peçeteyi bile basıyorlar bu ara. Yine kendisinden hiç hoşlanmadığım ama muhteşem... bulduğum edebiyatını ve şiirlerini zor zamanda İsmet konuşmak. Özel. Ah ah. Ayşe'nin de çok mimlediği edebiyat çıktı farkında mısınız? Vay vay vay.
Bakın bu yayın evleri bile kalmamış ya. Çok sevdiğim. Bunun diğer ikisi nerede ya? Fantastik Edebiyat'tan Douglas Adams'ın. Aa şey hayır okumadım. Bu otostopçu. Aslında evet. Orada. Ama bu otostopçunun devamı. Evet bak evet. Beşinci kitabıymış yes, bu. Çoğunlukla zararsız. Bu da Yaşam, Evren ve Her Şey. Çok güzel kitaplar. Ya gerçekten harika bir adam ya Douglas Adams. Bunu da Nedim Gürsel bir gün ona röportaja gitmiştim ben 20-21 yaşındayken. Bir anda bütün 6 tane kitabını getirdi. Hediye etti. Ya Nedim Gürsel. Gürsel'e röportaja mı gittin? Evet. Ne zaman? 20-21 yaşarken. Ha ben bunun hikayesini hatırladım. Evet. İmzaladı mı peki? Bir tanesini daha var imzalamıştım ya. Nedim Bey bir imzalasaydınız şunları. Ay, ben müthiş. Çok ilgilenmediğim için olabilir bence. Ne kadar ayıp. Uzun sürmüş. Ay Bilge Karasu. Of, bayılırım bu kitaba ya ben bayılırım. Kendisini hadi analım. Ya of aşığım Bilge Karasu. Benim ergenliğimi şey çürüten insanlardan bir tanesi. Of of of. Evet. Oruç Bey. Bayağıdır okumuyorum. Eskiden böyle açıp açıp okurdum ya kendisini. Ya her taraftan Pınar Kür'ün eski bir baskısı çıkıyor müthiş. Bakayım başka kim var. Eski yabancı klasiklerimizden. Lolita'nın baskısına evet. Bakın. Ay bu afişi görünce çok bir anda mıhlandım. 97 senesine falan gittim. Ya aman Allah'ım arkadaşlar iletişimden Nabokovlar basılıyor ya bakın eski baskısı böyleydi filmin afişi. Benim hayatımda ilk elime alıp okumaya çalıştığım kitabı gösteriyorum şu an. Evet. Datça'daki evimizdeyiz. Bir yaz günü böyle aşırı sıcak. Ben böyle 6 yaşında falanım. Yeni yeni okumaya böyle öğreniyorum. Okula başlayacağım. Ve ne olmuş biliyor musun bu kitaba bakacağım? Böyle oldum. Bak elime aldım. Bir şeyler okudum ve böyle oldum. Allah Allah neymiş o ya? Ya Ayşegül. Annemin kitabı. Ya böyle bir sürpriz hiç beklemiyordum. Çocuğun kişilik gelişimi yetiştirilmesi ruhsal sorunları. Ayşem sen deli misin Allah'ım? Hayır annemin kitabını almadım. Sonra böyle hani vay böyle mi oluyor bu işler falan diye şaşırdım delice. Atalay Yörükoğlu'na bakın. Fikret Atalay Bey benziyor. 28'de mi doğdunuz ya? Helal olsun size. Allah Allah değil çok mi? İyiymiş. Evet, evet, kim bilir bugünün çocuk psikoloji kitaplarıyla sonra nasıl da, arasında farklar var? Sonra da mesela bunlara düştüm. Annemin kitaplarından bunlar mesela Datça'daki onun kitaplarından. Freudlara mı düştün? Ayşe? Evet. Ve bir de... Ne? Simone de Beauvoir'ın nesi var orada? İşte konuk kız falan var. Göstersene o baskıları. Aman Allah'ım arkadaşlar. Şunu Olgunluk Çağı şey serisini okudum. Ya of çok güzel. Everest'ten basılıyor şimdi bu konuk kız falan, kız falan yanlış ha, hatırlamaz. Görmedim şey kapaklarını. Ve yani çok güzelmiş bunların kapaklarını. Evet. Tam genç kız romanı gibi. Şu bağımsızlığa doğruya bakayım. Ay Allah'ım şunlara şunu bak. Mesela çok yine böyle şey etkileyerek ben okumuştum. Bunu da Datça'nın sıkıntıdan böyle 14-15 yaşında falan. Limray. Annemin kitaplarıydı bunlar. Allah'ım cinsel devrim. Ayşe'ye aynen. Bakın. Ergen ama Ayşe'ye bakın. Ama meraktan böyle ya sana helal olsun. Karıştırıyorum. Başka? Burada Nazlı Eraylar falan var ya. Apartmanın esrarı. Ben unutmuşum okudum. İlyada var. Çocuk versiyonu. Bak şeyi okumadım ya. Okudun mu? Ben onu aldım okumadım ama. İhsan Oktay Anar'ı görünce son kitabı neydi? Sen hatırlarsın. Ne Amarat mı? İşte, Amat. Ha, evet evet yok Amarat galiba. Ay şu an Amat. Amat değil bak, mi? Burada. Okudun mu? Ben de böyle aldım. Ama Amat'tan sonra bir kitap daha çıkardı ya sanki. Son kitabı neydi ya? O zaman ben karıştırıyorum. Bak bu kadar artık de... habersizim kendisinden. Bence de bundan sonrakinden bir bahsediyoruz. Bir şey vardı. Hatta bir ciltlisi var. Bir normal karton kapaklısı falan bastı. Bunun yılını... Yok arkadaşlar, yok bu değil. Saçmaladım tabii ki bundan sonra bir şey çıkartacağım. Bulacağım şimdi. Marquez'in Albay'a Kimseden Mektup Yok'un baskısına bakın. Ne bu varlık yayınları mı Allah aşkına? Ne yayınları okuyamıyor da gözüm. Cem yayınları galiba. Dur bak bakayım. Ben İnanamıyorum ya. Cem yayın evi. Of çok acayip Meril bir baskı. Eyüboğlu. Şurada bir tane daha Marquez görmüştüm. Evet dur. Benim Hüzünlü Orospularım var. Bir de 3 tane olması lazım. Aha. Bir Kayıp Denizci. Aha bakayım ona da. Bu da cam baskısı eski baskı. Of çok güzel ya. Değil mi? Kapaklar gerçekten falan ben de bayılıyorum. Çok güzel ya. Ya eski kapakları çok tatlı. Bu da bakın Paul Auster'ın eski eşi Siri Hustved'in kitabı. Bu benim 13 yaşında
yani bu benim okuduğum ilk şey aslında. Yetişkin roman. Kitabı mı? Evet, ha. Annem almıştı. Artık sen işte biraz bilmem ne roman oku falan diye. Çocuk için de biraz zor bu ne, arada. Evet, ne alakası düşünüyorum. Bu... Bak psikolojik bir şey değil miydi bu? Psikolojik gerilim türünde evet. Falan bir hikaye. Evet ama ben bir şeyler okuduğum için muhtemelen cesaret etmiştir. Sıfırdan al bunu oku dememiştir. İnanılmaz. De. Şu maçı bir saniye sessiz alacağım ya. Ha bak burada da vardı canım söylüyor. Evet, güvercin az önce gösterme ama Siddhartha'nın okay. Eski baskısına bak. Of Siddhartha'ya ne muhteşem kitaptır ya. Ay Allah. Gerçekten yani ya Ayşe, okuduğumuzda nasıl gerçekten böyle, neden gelecek? Sahaf diyorum biliyor musun? Her şeyin eski baskısı var sende müthiş bazı ya. Bazı kitapların yenisi de var. Aha bir şey evet. Gidiyor. Bu neymiş? Ama bunlar daha güzel bu baskıları. Senle bak şunu almıştık hatırlıyor musun mesela? Güzel şey falan diye. Evet. Dokunma hissi hoştu o yüzden. Bez kapaklı. Şurada da şey görüyorum. İngiliz Hastanın of, evet. Eski baskısı. İngiliz Casus diye çevrilmiş o dönem. Aynen. Film gösterime girdiği yıl falan çıkmıştı o galiba. Evet o filmin olduğu yıl mıydı? Evet şeyde? Çünkü evet. Onun şey var. Bakın böyle bir kitaptan haberim yok benim. Robert Pinze. Libera. Hiç bilmediğim bir takım ilgimi çeken kitaplar da var. Bakın mesela şu. Merlin'i kurtarmak. Çok da güzel görünüyor. Keyifli bir kitap Michel o ya. Schneider. Evet. Ya Merlin Moran'ın böyle hani bir takım filmlerde de kitaplarda da işlenen bir takım komplo teorileri var ya ölümüyle alakalı evet. Falan. O yüzden bambaşka bir yine şeyi bakış açısı var. O yüzden eğlenceli ya. Yani. Merlin Moran ilgini çekiyorsa oku. Evet ilginç görünüyor. Başka? Bunları sen bana almıştın. Oy, evet. Bir tane. Evet sadece son siyah seçimi okudum. Bunları hala okumadım. Çok tatlı. Biliyorsun ben okumada bir tıkanıklığa geliyorum. Şuna da bayılırım ya. Ay bu muazzam başka bir şey burada bu ne ya. Var? Ne var? Ya aman Allah'ım. Evet bu da beni çok duygulandıran bir kitaptır hep. Kapak işine bakın. Ya Allah'ım muazzam. Doğru çocuğum mektup. Bu da çok acayip ya. Evet. Tam böyle eski çocukluğum aklıma geliyor. Vay be. Buna bayılırız tabii ki. Yine 16-17 yaşında ben mektup okuma... Sevgili yani... Milena. Milena'ya mektuplar diye basılıyor evet, şimdi ben bu. Bir ara... Say yayınlara. Evet evet Milena'ya mektuplar diye de bir tane burada baskısı var bu arada bulurum. Sen de mektup okumayı ben çok seviyorsun. Ben onu diyecektim. Deli gibi mektubu sarmıştım ben böyle 17-18 yaşında. Bak burada şeye özellikle en güzel mektup kitaplarından biridir. Van Gogh'un kardeşine yazdığı. Aa evet Theo'ya mektuplar. Çok güzel kitaptır bu. Aa onun da eski baskısı evet. Var sende ya. Bu, bu da tekrar basılı. Ay bunu sen mi bana hediye almıştın? Galiba sen evet, bana ben hediye sana almıştın. Bir de bizi mahveden tabii ki. Ay harika. Hançer yarası kitabı. Ne o hançer? James Werther'ın açılar. Bizi mahvettiniz Göteborg ya. Ya of çok harbiden güzel. Harbiden ben buna böyle 15 yaşında falan okuduğumda çıldırmıştım hüzünden. Bizi mahvettiniz. Evet daha Datça sıcağı ağız tok için net geçiriyor. Datça sıcağı diyor. Bunu nereye koyayım bilemedim. Bu ne? Ha şey bak bu da çok güzel. Zweig sevenler varsa ben bunu çok seviyorum. Ay bayılırım. Bir kadının yaşamından 24 saat. Benim de en sevdiğim Zweig'lardan biri. Onu şimdi şeyler konuşmuş. Ben neden Fransızca öğrenmeye başladım falan diye seninle konuşuyorduk ya bu kendisi yüzünden. Oh bodler. Gerçekten bunlar birkaç... Senin Fransızca bir sürü kitabın da var ha şurada bir yerde. Bu birkaç deli yüzünden hakikaten ben böyle ay öğreneyim. Balzac filan okudun mu kendi dilinde? Aa bu kötülük kendi çiçeği değil mi? Tabii ki okuyacak. Kötülük çiçekleri hocam. Değil mi bu? Aynen kötülük çiçekleri onu. Arkadaşlar benim de Fransızcam var ha. Hadi alaka. Asla yok. Bak bunların da bu kreskeli de çok diksiyon, eski var. Diksiyon litre, litran. Asla okuyamam. Ay Allah'ım muhteşem. Ya çok güzel. Yine, zikli mitli yine sömüz. Şu. Aman Allah'ım Ayşe. Ya bu hanımefendilere bak. Ya muhteşem. Öyle ol. Ya yemin ederim şey gibi ya şu an. Öyle bir geçer zamanki dizisinin setinde gibiyim. Ay inanılmaz gerçekten şu hale bakın. Ha bak yeni şeyini buldum. Milena'ya mektuplar. Ha canım. Evet o da var. Yeni baskısını da almış. Bazı sevdiğim kitapların böyle ya şu kitap bile piyasada yok artık biliyor musun? Oğlak yayınlarına başka bir kapakla çıktı sende bu. Sende de vardı hatırlıyorum. Evet başka bir kapakla çıktı. John Berger'in bak görme biçimleri var burada. Bu çok güzel.
Fotoğrafla ilgilenen varsa. Ay evet, muhteşem. Portreleri var mı sende? Portreler var ya bir tane. O da çok güzel. Gövdelen adam da muhteşem. Buluştuğumuz yer burası. Yemeğimiz aha geldi. Yemeğimiz geldi. Bizim kitaplık turundan da bu kadar arkadaşlar. Bakın Seinfeld DVD'leri de gözden kaçmıyor. Sezon sezon Seinfeld'ler var. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu güzel gezi için Ayşem. Ben teşekkür ediyorum efendim. Her zaman. Bak şu meyhane tısas kitabı da çok güzel ya. Bunu Aylinler bize yollamıştık galiba. Çok tatlı. Aynen. Şuradaki Shining'e bakın. Arkadaşlar bir günde viski dolabını gezeriz Ayşegül'e. Şu kıza bakın ya. Yemin ederim burada zaman tüneline mi geldik? Şuradaki şeylere bakın. Neyse o da başka bir videoda. Şimdilik böyle. Hoşçakalın.